Herkese merhaba. Berkay Yavuz ben. Bugün Ekira'yı size anlatacağım. Anlatmadan önce Fintech'le de ilgili birkaç bir şey söylemek isterim hazır mikrofon varken. E, özellikle kurumsal tarafta bugün hani e, iş Bankası olsun, Microsoft olsun sanki böyle büyük kurumların üzerine önüne atılmış bir et parçası gibi hissediyorum kendimi de. Biraz komik espriler yapayım, sizi biraz daha canlandırırım isterim. E, kiradan bahsedeceğiz bugün. E, kira ödeme pazarından bahsedeceğiz. E, diğer evle ilgili ödemelerden bahsedeceğiz. E, ve biz bunları nasıl çözüyoruz? Bunun yanında ilişkiyi nasıl aslında daha üst seviyeye çıkartıyoruz biraz da bunları anlatacağım. Pazara baktığımız zaman her ay Türkiye'de 6 milyonun üzerinde ödeme gerçekleşiyor. Yani bunlar konut ve iş yerleri. Pazar çok büyük bir pazar ve içine girdiğimiz zaman 6 milyon ödemenin iki tarafı var. Biri kiracı, biri ev sahibi. Ve bunların kendi kendine aslında birçok da dertleri var. Biz bir tüketici araştırması yaptık. Bununla beraber karşımıza şu gerçek çıktı. Son 5 yılda ev sahibiniz veya kiracınızla herhangi bir problem yaşadınız mı diye sorduğumuz zaman cevap %91 çıktı. Yani neredeyse bu toplumun herkesi yani %90'ın üzerinde bir problem yaşıyor. Ve dedik ki bunların detayına inelim. Nedir bunlar? İşte kiracı tarafında kiracı kendi tarafından çekiyor. Ev sahibi tarafında ev sahibi kendi tarafından çekiyor. Ve hani ilk beşleri böyle ilk dörtleri sıraladığımız zaman işte faiz kira arttırım talebi. Ev sahibine soruyorsunuz işte bu benim kendi evim. Bunu ben arttırmam gerekiyor. Ben de buradan bir gelir elde ediyorum diyor. Kiracıya soruyorsunuz. E, tefe tüfenin üzerinde arttırıyor. Ondan sonra her zaman beni zorluyor. Her sene böyle oluyor. Bu tartışmalar var. Ee, kiracı tekrar söylüyoruz. İkincisine depozitonun eksik iadesi. Kiram geç kalınca israrcı taciz. Ev sahibine soruyoruz. E, her, her ay 2-3 gün geç yatırıyor. Zaten ev sahibi tarafında bir gün kiranızı geç yatırdığınız zaman ertesi ay ev sahibi 3 gün önceden kalbi atmaya başlıyor. Acaba bu ay da mı geç yatıracak? Bu ay yoksa hiç mi yatırmayacak? Ve en tepede çıkan problemlerden bir de aslında ödeme problemiydi. E kira olarak da biz buraya biraz daha değinmeye çalıştık ve şunu yola çıkardık. Hani Türkiye'de bu kadar problem varken ha güzel ülkemizde güzel şeyler de var ama yani benim fotoğrafı gördüğüm zaman karşı, aklıma şu geliyor: Acaba kontrat bittiği zaman böbreği geri istedim ev sahibi yani. Ve ev sahipleri ve kiracılar arasındaki biz ilişkiyi düzenlemek istiyoruz. Basit bir platform sunuyoruz hem ev sahipleri hem kiracılar için ee, ve onların mesajlaşmasından en başında sözleşmeye, sözleşmeden sonra ödemelerine, ödemeden sonra tadilat masraflarına kadar aslında uzayan bir çözüm ağımız var. Bahsettiğim yer burasıydı. Kiracı notu, mesela ilk anlaşma daha başlamadan önce, sözleşme başlamadan önce biz doğru kiracı ile doğru ev sahibini birleştirebilir miyiz diye bakıyoruz. Bugün sizin herkesin bir kire, e, Findex skoru var, bir kredi notu var ama bir kiracı notunuz yok. Ve Findex sizin sadece bankayla olan iletişiminizdeki veyahut da yaptığınız ödemelerin düzenliliğini ölçebiliyor. Ama sizin doğru, düzgün bir kiracı olduğunuz veyahut da geçen ay kiranızı ödediniz mi ödemediniz bunu ölçmüyor. Biz bunu biraz daha geliştirerek bir kira notu oluşturmak istiyoruz. Sonra online sözleşme. Ev sahibi ile kiracı bir kere karşılaşıyorlar. O da sözleşme anında. Biz bunu herkesin cebinde bir cep telefonu olduğu için online yapmalarını istiyoruz. Ve online yaptıkları zaman aslında bütün evdeki tespitleri, demir başlarını, hepsini fotoğraflarını çekerek zaman damgasıyla beraber o an orada imzalayabiliyorlar. Ve geriye döndüğünüz zaman herhangi bir sorun durumunda aslında online'da cloud'da saklanan bir sözleşmeleri oluyor. Ve her şey onun üzerinde açık oluyor. Şu anda betasını yapıyoruz. Yakın zamanda online'a alacağız. Ödemelere baktığımız zaman en çok problem ödemelerdeydi dicin hayatına baktık. Kredi kartı çok kullanıyor. Hatta taksitleri yapıyor. Dedik ki, kirasını niye böyle ödemesin? Hepimizin zorlandığı zamanlar oluyor. bir John can olabilir miyiz diye yola çıktık ve sonra aidatı ekledik, şimdi faturaları da ekledik. Yani bir bankanın dışında Tek ve ilk platformumuz kira, aidat ve fatura ödemelerini gerçekleştiren. E, bunun yanında e, İş Bankası Worka'ba katılmıştık. Oradan sonra yıllık kira finansmanı üzerine çalışmalar yapıyoruz. En başından itibaren biz aslında yıllık kiraya ev sahibine iletebilir miyiz? E, bu sistemi daha düzgün hale getirebilir miyiz? Çünkü ev sahipleri ciddi indirimler yapıyorlar o zaman. E konut sigortası Anadolu Sigorta ile anlaştık. Yakın zamanda ekirale yaptığınız ödemelerden sonra konunun sigortalanacak. Hiç olmayan bir özellik ilk defa biz sunmak istiyoruz. Biraz daha InsurTech tek tarafında bir şeyler yapabilir miyiz ona da adım atmaya çalışıyoruz. İletişim tarafı her zaman yani telefonla WhatsApp üzerinden yapılan iletişimler değil de portal üzerinden yazılı ve kalıcı şekilde yapılan mesajlaşmaları savunuyoruz. Çünkü yaptığınız anlaşmanın devamlılığını, düzgünlüğünü bu sağlıyor. Sözleşme evrak saklanması zaten var ve yakında hukuki danışmanlık gibi. Çünkü ev sahibi ve kiracılar gerçekten haklarını bilmiyorlar. Bir ev sahibiyle kiracının aradığı en çok kelime Google'da kiracı hakları, ev sahibi hakları. Bizim bloğumuza gelen en çok soru kiracımı nasıl evden çıkartırım? Yani kimse burada aslında hakkını bilmiyor, biz bunlara da yardımcı etmek, olmak istiyoruz. Sistemimiz çok basit, üye oluyor ev sahibi veya kiracı, sözleşmesini yüklüyor ve bizim onayımızdan geçtikten sonra ancak ödeme yapabiliyor ve sadece kira tutarı boyunca. Yani orada da biz asla kara para aklama vesaire bunlar gibi şeylere girmek istemiyoruz. Bütün ödemeler 3D Secure ile gerçekleşiyor ve her onaylı sözleşmenin artından ödemeler gerçekleşiyor. Gelir modelimiz ve büyümemiz, rakamlarımız ortada. 250 bin lirik bir hacme ulaştık ve 200 tekil ödemeyi geçtik. E, kiradan bir kere ödemesini yapan bir insan %50 oranında devam ediyor. Yani bu da sistemin doğru çalıştığını aslında gösteriyor. Biz kira ve aidatlardan komisyon alıyoruz, faturadan komisyon artı işlem ücreti alıyoruz ve oranlarımız 1.6'dan başlıyor. Ortaklarımızla büyüyoruz dedik, e, PayU ile yola çıktık ama bütün e, ödeme altyapılarıyla hepsiyle görüştük, hepsiyle iyi bir diyaloğumuz var. E, Mayıs ayında WorkUp'a katıldık, İlk sefer olmasına rağmen bence en iyisini yaptılar. E, buradaki de ekip üyelerini görüyorum eski yeni, e, hepsine de çok teşekkür ederim. WorkUp'la inanılmaz şekilde e, hızlandık. Aydat e, ödemelerini açtık, Google Launchpad'e katıldık, Moka fatura ve Mastercard'la anlaştık. Daha sonra e, bunlarla yeni entegrasyonlarımız olacak. En sonunda Anadolu Sigorta'yla anlaştık. Şimdi bu konut sigortası için devreye alıyoruz ve yakın zamanda BKM Express'te de anlaştık. Onların da entegrasyonu yakın zamanda geliyor olacak. Ee, ekibimiz e, herkes aslında ekip demiyorum ben ortaklarım benim. E, çünkü onlar da bana inanıyorlar, onlar da sistemime ve ilk ortaklarımız onlar aslında. Genelde burada askerlik esprisi yapıyorum ama hani startup başına bayan çalışan ortalaması 100 gramlarda falan olduğunu düşünürseniz bizde bu çok çok yüksek. 4 tane bayanla çalışıyorum. Yine bana kızacaklar herhalde ama e, bu espride de yapmadan geçemiyorum. E, bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herhangi bir sorunuz, sualiniz olursa dışarıda zaten olacağım. hep beraber tartışabiliriz. Geri bildirimlerinizi bekliyorum. Teşekkürler Berkay. Çok güzel sunumdu. Ee, belki bir soru varsa soru alabiliriz. Çünkü çok ufak da olsa bir vaktimiz var. Eğer salondan sorusu olan birisi varsa Berkay'a. Bu arada kusura bakma Berk dedim sana. Yok yok. Evet, bir soru var. <laughs> ee, benim evmin ee, evimin maliği biraz özel birisi. Hani sizin e, söylediğiniz hani sorun çıkarabilen. Kötü niyeti yok ama takıntılı. Artışta, kirada, her şeyde yani sorun yaşayabiliyoruz. Ee, bir kere gördüm, iki kere gördüm. Doğru, dört senede. Şimdi ben onu nasıl ikna edeyim sizin sisteme girmek için? Şöyle aslında... Bir hani... saniye, bu arada e, 60 yaşında ve şeydir, hani telefonda da çok konuşamıyor. Böyle Yani <laughs> çok özeldir. Belki yüzde bir, yüzde beş falan ama ben istiyorum burada olmayı. Şöyle şu anda online bir platform olarak varız ve hani ev sahipleriyle kiracılara e, destek veriyoruz. E, yakın zamanda tabii ki hani hatlarımızla da bu insanlara destek vereceğiz ama sizin mesela kirayı kullanmanız için ev sahibinin sistemde olmasına gerek yok. Her şey zaten yasal prosedürle geçtiği için genel itibariyle biz bir düzenleyici oluyoruz. Aslında siz ev sahibinize karşı sorumluluklarınızı yerine düzgün getirirseniz aslında ev sahipleri de sizi aramıyorlar pek. O yüzden hani kirayı düzgün ve akıcı bir şekilde kullandığınız zaman otomatikman hayat daha güzel oluyor. Ev sahibi tarafında da sorun olmadığı zaman sorgu sual da olmuyor bir noktada. Tabii ki her girişimin bir hedef kitlesi var, her girişimin bir kullanıcısı var. Belki sizin ev sahibinizi şu anda kapsayamayız ama ileride neden olmasın daha genç ev sahiplerini kapsarız yani. O komisyonu kimden alıyorsunuz? Kiracıdan alıyoruz. Ha, o o zaman kabul eder herhalde. Evet, aynen öyle. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkürler.